Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Öz Ölümü Hastanesi ve Golbağ.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Süper Lig'de ilginç sonuçlar yaşanıyor. Gaziantep Futbol Kulübü uzun süre geride götürdüğü maçta Erik Maksimum 90+7'de bulduğu golle Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Ve Başakşehir büyük yara almış oldu. Tabii ki de Süper Lig'de yani ben bu videoyu çekerken oynanan ya da bitmek üzere olan maçlar vardı. Adana Demirspor İstanbulspor engelini farklı geçiyordu. Trabzonspor da Giresunspor'u yeniyordu. Bayiç'in kendi kalesine attığı golle. Ama Süper Lig'de 17. hafta maçları tamamlanıp Fenerbahçe ve Galatasaray tepede tamamlayıp hani Başakşehir ve Adana Demirspor gibi takımlarla biraz uçurum açılmaya başlanmıştı ve Trabzonspor'da bu galibiyet, hani eğer galip bitirirlerse ki öyle gözüküyor, bu galibiyetle zirveye bir adım daha yaklaşmış oldu. Ve hafta başında daha maçlar başlamadan önce yapmış olduğum tahminler yerini bulmuş oldu bir nevi arkadaşlar. Şimdi Süper Lig'in 18. haftasında da bilginiz olsun cumartesi, pazar ve pazartesi maçları var. Hani ağlayanlar olacak, bizim maçımız niye pazartesi, bizim maçımız niye pazar diye ağlayanlar olacak. Yani bu ağlayan ağlaklar her zaman her yerde olabiliyor. Onları çok ciddiye almamak lazım. Ağlama demişken Sivasspor Galatasaray maçının var hakemi, varın başında kahve muhabbeti yapan Özgüç Türkalp aktif hakemlik görevini sonlandırdığını açıklamış ki beklenen bir gelişmeydi. Bu da gerçekleşmiş oldu. Ama ben şunu söyleyeyim. Hakemlerin bazılarının niyeti bozulduğu anda zaten hakemliklerini sonlandırmış oluyorlar. Yani söz konusu Fenerbahçe olunca aman kötü davranayım, aman bunlar sakın maç kazanmasın niyetiyle kim hakemlik yapıyorsa da Allah bir daha yaptırtmasın. Onu da söyleyeyim. Joshua King'in saat 16'da başlayan idman öncesinde saat 15.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlama seansı var. Orada kullandığı, hepsini almadım, bazı cümleler aldım. Mesela asker selamını soruyorlar. Asker selam vermek daha önce yaptığım bir sevinç değildi. O anda içimden geldi. Çünkü taraftarlarımızın gösterdiği sevgiyi daha önce hiç görmemiştim. Onlara bir şekilde karşılık vermem gerektiğini hissettim diyor. Tabii Galatasaray'a gol atarsam yine aynı sevinci yaparım diyor. İnşallah o sevinçten 4-5 tane yaparsın Galatasaray maçında. Şimdi gelir gelmez Galatasaray maçının tarihine bakmıştım. Sabırsızlanıyorum diyor. Devre arasındaki çalışmalarının ne derece olduğundan bahsediyor Joshua King. Ve tüm Türk arkadaşlarım Galatasaray'a gol atarsan taraftarlar seni daha çok sever demiştim. Derbide gol atmak benim için ekstra özel olur ama tabii ki de takımın kazanması diyor. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray için o kadar önemli bir şey ki çoluğunun çocuğunun eşinin adını koluna dövme olarak yaptırmayanlar Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendikleri tarihin, yani tarihi, o da hakemle bile kazandıkları maçtan bahsediyorum. O tarihi dövme yaptırırlar. Hayatlarına işlerler. Yani o kadar önemserler. Galatasaray'a göre dünyanın en büyük takımı Fenerbahçe'dir. Trabzonspor'a da göre en büyük takım Fenerbahçe'dir. Beşiktaş'a göre de dünyanın en büyük takımı Fenerbahçe'dir. Çünkü siz hiçbir Trabzonsporlu'nun ya da Galatasaray'ın ya da Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına verdiği önemi başka maça verdiğini göremezsiniz. Aksini iddia eden varsa buyursun arkadaşlar. Galatasaray maçı sıradan bir maç bizim için. Yani sıradan bir maç. Geçen sene gördünüz yani sıradan maçlardı. Sıradandı yani ve sonuçları malumdu. King diyor ki özellikle evimizdeki maçlarda taraftarı gördükten sonra bir futbolcunun kalbiyle, hani kalbinden oynamaması imkansız diyor. Burada da taraftara büyük iş düşüyor. Böyle bir teknik direktöre sahipken büyük şeyler başarmamız pek mümkün, büyük şeyler başarmamamız pek mümkün değil diyor. Jesus hocam beni öldürecek. Yani ya şöyle söyleyeyim, Jorge Jesus'un teknik direktörlük, bak arkadaşlar, öğretmenlikten örnek vereyim. Teknik direktörlük ve öğretmenlik çok benzer şeylerdir. Bir gününüz bir gününüzü tutmayabilir. Ama belli çizgileriniz vardır. O çizgiyi kimse aşamaz. O çizgiyi aştırmıyorsanız iyisinizdir. O çizgiyi aştırıyorsanız kötüsünüzdür.
Mesela bir gün, bugün öğretmen arkadaşlarla muhabbet ederken şöyle bir cümle kurduk. Hani yapılan bir hataya iki kere ses çıkarmazsan o artık abonelik olur. Yani üç olur, dört olur, beş olur. Nedir bu hata? Hani sınıfta küfür ettim. Ne bileyim ödev yapmadım. Buna bir şekilde set çekmen lazım. Ama mevcut koşullarda yani sağ olsun öğrenci velilerimize göre her hareket öğretmenin yapmış olduğu her hareket çocukların psikolojisini bozduğu için bunu yapmak da riske girmek oluyor. Düşünsene yani çocuk ödev yapmadığı için oğlum niye ödevini yaptın dediğin zaman bile psikolojisi bozulmuş oluyor çocukların. Sonra da o çocuklar sokağın ortasında uyuşturucu için annesini kesebiliyorlar. Maalesef ve maalesef yani birilerinin zamanında hani dur diyemediği çocuklar çok serbest büyüyor ki bu da psikolojik olarak kanıtlanmış bulgulardır. Aynı şeyi futbolda düşünün. Azıcık yüz verirseniz futbolcuya seni tefe koya oynatır. Burası Türkiye. Burada bir iş yerinde çalışırken bir gün çayını kendin getirirsen ikinci gün paspas yap der hizmetli sana. Al paspası da yap der. Burada yüzsüzlüğün haddi hesabı yok. Bak ben insanları gerçek hayatta kırmamaya çalışan, incitmemeye çalışan bir insanım. Elimden geldiğince hani kimsenin gönlünü kırmayayım istiyorum ama bazı insanlarda yani eşeğe nasıl muamele etmen gerekiyorsa daha kötüsünü etmen gerektiği konusunda sana bas bas bağırıyorlar. Hani diyorlar ki beni insan yerine koyma. Yani bana insan gibi davranma. Ya bunu çokça siz de görüyorsunuz. Ve zaten benim gibi, benim yapıda olan, benim düşüncemde olan insanlar hep üzülüyor. Ya yani bu eşekten daha hor gör diyen arkadaşlar maalesef zirvedeler. Kendilerini zirvede zannediyorlar ama içinde bulundukları posektik çukurunu zirvede zannedecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar maalesef. Yani Jesus'un da böyle bir özelliği var. Ağlama demişken Okan Buruk. Fenerbahçe derbisine 4 günlük süremiz var demiş dün maçtan sonra. Rakibimiz bizden bir gün önce oynadı. Onların 5 günlük süresi var. Ben ömrümde bu kadar ağlak, zırlak bir teknik direktör görmedim diyeceğim ama inanın Galatasaray'da bundan çokça gördük. Sizin bilmediğiniz kimler var aklınıza getirmediniz. Okan Buruk acaba futbol takım arkadaşın Hakan Şükür olduğu için de bu kadar ağlaksın ya da orta sahadan itibaren kendini yere atmaya yemin eden Arif Erdem'le takım arkadaşı olduğun için mi bu kadar ağlaksın? Yahu sokaktaki çocuğu çevir de ki Avrupa'da 4 tane takımımız var. Bunlar Perşembe günü maçı oynadıktan sonra birisi pazartesi, biri yani ikisi pazartesi, ikisi pazar oynuyor ya da üçü pazartesi, bir tanesi pazar oynuyor. Niye diye sorun. Sokaktaki çocuk şunu söyler. Uzağa gitmiştir belki. Ligde de uzağa gidiyordur belki derler. Yani Türkçe tabirle. Mesela Fenerbahçe deplasmanda ya. Pazartesi oynamak zorunda. Oynatılmak zorunda. Ya da Trabzonspor ya da Sivasspor ya da Başakşehir. Ligde de aynı kural geçerli. Eğer sıkışık takvimse, çift maç haftasıysa deplasmanda oynayan eğer rakibiyle aynı gün imkanı yoksa bir gün daha fazla dinlendirilmek zorundadır. Hani bunu hocam aptal anlatır gibi niye anlatıyorsun? Kısaca söylesen anlardık diyorsunuz ama anlamayanlar çıkıyor. Joshua King'e de bunu sormuşlar. Diyor ki bir gün önce oynamamız bir avantaj değil. Galatasaray'ın da dinlenmek için yeteri kadar süresi var. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum. Biz deplasmanda oynadık. Yolculuk yaptık. Galatasaray'ın dün maçını izledim. Onların da dinlenme süresi olacak diyor. Zaten maçın ikinci yarısında komple dinlendiler. Ankaragücü biraz futbol oynasaydı eminim sonuçlar değişik olurdu. Şimdi hakemler konusunda Joshua King diyor ki hakemler de insan, onlar da hata yapabilirler. Ben bir futbolcuyum, hakemlere güveniyorum. Arkadaşlar bakın. Hata ile kasıtı ayırın. Bir öğretmen, misal veriyorum yani öğretmenden örnek veriyorum çünkü en çok karşılaştığım olay bu. Yani çok basit bir tabir söyleyeyim. Ağzından yanlışlıkla bir kelime çıktı. Gerizekalı dedi mesela. Bu hatadır. Ama bir öğretmen eline sopayı aldı, gitti öğrencinin ağzını burnunu kırdı. Bu kasıttır. Hakem 5 santim ofsaytı görmez. Bu hatadır. Taca çıkmıştır. Tam yakalayamamıştır. Bu hatadır. Küfür eden futbolcuyu karıştırmıştır. Ulan küfür ettiğini duymadım bari kimsenin başını yakmayayım der. Bu hatadır. Ama küfür edeni duymamasına rağmen gidip sarı lacivert forma var diye kırmızı kart veriyorsa bu kasıttır.
Kendi takımı gol yediği zaman A nokta K diye küfür ediyorsa bu kasıttır. Bu da tabii var mikrofonlarına yansıyan. Ne bileyim, kendi takımı gol yediği zaman illaki bir şey bulayım diyorsa bu kasıttır. Kasıta hepimiz karşıyız. Hata herkes yapabilir. Antalyaspor maçında Rossi gol attı. İptal ettim. Dedik ki olabilir. Bak Fenerbahçe taraftar ne diyor? Olabilir. Offside değerlendirmiştir. Öyle görmüştür. Düdüğü çaldığı için var karışamaz. Şöyle böyle. Antalya Spor'un golü bariz offside. İki kere offside. Biz 3-5 tane zibidinin, 3-5 tane cahilin, 3-5 tane provokatörün günlerdir bunun neresi offside tartışmasını çürütmeye çalışıyoruz. Aynı offside Galatasaray Ankara Gücü maçında verilip Galatasaray'ın lehine kullanılınca şike yok, şaibe yok. Trabzonspor Giresun maçında aynı offside'ın aynısı oldu. Trabzonspor lehine offside verildi. Şike yok, şaibe yok. Fenerbahçe maçında böyle. Yatacak yeriniz yok. Şimdiden ayarlayın. Yani Münker'le Nekin'le çok işiniz var. Ya her şey sadece abdest, namaz, şu bu değil. Onu da söyleyeyim. Yani kul hakkı domuz eti yemekten çok daha günahtır. Domuz eti yemekten korktuğunuz kadar kul hakkından korksaydınız bu ülke, bu insanlar, bu fiyatlar, bu pahalılık böyle olmazdı. Şimdi pazar günü hakemden korkuyor musun hocam? Pazar günü hakemden ya da rakipten korkuyor musun? Ben pazar günü rakipten, makipten korkmuyorum. Galatasaray'ın oynadığı futbolu ben artık ezbere biliyorum. Ne yapabileceğini ezbere biliyorum. Bak Antalyaspor'u da biliyordum. Antalyaspor Trabzonspor'u nasıl yendi? Şok pres. 3-5 kişiyle şok pres yaptı. Şok presi gören futbolcular o güne kadar görmedikleri pres karşısında afalladı. Adam onlar çok sert oynuyordu. Halı sahaya gidersiniz rakip biçmeyi oynar. Böyle tok tok sesler gelir. Ne dersiniz? Kardeşim şurada ter atmaya geldik. Ayağımızı kırmaya mı oynuyorsunuz? Herkes bunu söyler. O gün Antalyaspor şok pres uyguladı. Peki nasıl döndü? 30 dakika. 35 dakika. Hadi 5 de benden olsun. 40 dakika. Hocam zam verir gibi ne? 40 dakika şok pres yaptılar. Sonra düşük pil uyarısı. Şarja takın. Oldu. Ve Fenerbahçe aldı başını gitti. Galatasaray bu şok presi yapar mı? Yapacak. Bakın görün bakın Galatasaray şok preste başlayacak. Fenerbahçe bu şok presi kırarsa siz o zaman bakın. Ben Galatasaray'dan korkmuyorum, çekinmiyorum. Oynadıkları futbol ortada. Siz Galatasaraylıların kaftanında olduğuna bakmayın. 6 maçın kaçını hakemle kazandınız desem onlar bile 3 tane falan derler. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar bile 3 tane derler. Hadi 3 demesinler. 6'da 6 havasına gelsinler. Hiç sıkıntı değil. Derbilerin favorisi her zaman tersidir. Ne derseniz deyin. Mutlak favori kimse tersidir. Lider olarak Galatasaray geliyor. Favori bence Galatasaray ama tersi olarak kesinlikle kural olarak Fenerbahçe favoridir. Oynanan futbola göre ise açık ara Fenerbahçe. Ama Galatasaraylılara göre açık ara Galatasaray. Bu minvalde olmaları da çok güzel. Ben Galatasaray'ın işte Nelson gibi, Mertens gibi kendini yere atma konusunda master yapmış. Galatasaray ahlakı çerçevesinde büyütülmüş. Yani bir Galatasaray kültürü var. Bu kültürü biliyorsunuz Arif Erdem'le başlayan bir kültür var. Hani kendini yere atma kültürü. Gerçekten böyle bir kültürleri var Galatasaray'ın. Yani kime sorsanız söylerler. Hani hakemi aldatmak, bu tip şeyler. Mesela Mertens dün iki kere maçta kendini yere atmış. Hakem hiç sarı kart demiş. Muhtemelen o kendini yere atan şey olsaydı. Mesela Fenerbahçe'de Crespo'yla Ferdi kart sınırındaydı. Muhtemelen Ferdi Galatasaray maçında yoktu. Crespo da yoktu. Hatta ikinci sarıdan atılmıştı Crespo bir de. Sarı kart demişken Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesinde 3 kişi kart ceza sınırında. Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo sınırdalar. Bilginiz olsun Ferdi Kadıoğlu 11. maçına çıkıyor kart ceza sınırında. Yani bir şekilde dikkat edebiliyor. Ama bence yanlış, artık görsün de biz de kurtulalım, o da kurtulsun. Bu maçta kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda forma giyemeyecekler. Niye Gaziantep'ten giriş yaptığımı anladınız mı şimdi? Başakşehir'le evlerinde 1-1 kaldılar. Bu tip yani sonra da başka yere gidecekler. Hafta içinde, hafta sonu tekrar oradayız diye. Şimdi Galatasaray TV spikeri Ebru Gürsoy. Yani inanılmaz bir utanmazlıkla şöyle bir cümle kurmuş. Derbinin hakemi muhtemelen Halil Umut Meler. Onun da siparişi verilmiş. Kulağımıza gelen duyumlar bunlar. Halil Umut Meler'in çok koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu, Galatasaray'dan tribünden kombinesi olduğunu ve Galatasaray'ın kongre üyesi idi en son. Bunu bilmeyen var mı arkadaşlar aranızda? Hocam yok ya, öyle bir şey yoktur.
Artık biliyorsunuz. Yani Galatasaraylı bir hakemin siparişi verilmiş diye utanmadan söylemek bu şey demek ya, al biz şike yapacağız hadi engelleyin demek gibi bir şey ya. Ah, hadi buyur. Ha, bu arada Mertens demişken Nevzat Din Adamı diye bir şahıs var. Demiş ki Mertens Kadıköy'de gol sevinci yaşar mı? Son dönemde resmen Galatasaray'ı taşıyor. Şimdi Galatasaray'ı son dönemde taşıyanların üstünde genellikle siyah forma oluyor. Şurası da TFF logosu oluyor ama ben yine de Mertens'i merak ettim. Transfer marketini açtım. Acaba dedim hani acaba dedim. Bende mi bir aptallık var? Bende mi bir sıkıntı var? Yoksa acaba dedim hani Mertens'te mi bir şey var? Son dönemde Galatasaray'ı sırtlayıp taşıyan o Mertens'in attığı gol sayısı 79 Galatasaray kariyerinde. Asist sayısı 86 arkadaşlar. Desem çüş. Gerçek sonucu söylersiniz. 3 gol 2 asistle oynuyor. Ulan biz Valencia ile Batshuayi'nin zekatını versek attıkları gol katkısını, yaptıkları gol katkısını bunu geçer. Bu mu sırtlayan? Ulan neyin içindesiniz? Nasıl bir bataklıktasınız? Niye görmüyorsunuz arkadaş ya? Yani futboldan gerçekten anlamıyorsunuz. Yani birileri iteklemese, şey yapmasa herhalde hiçbir şeye ulaşamayacaksınız. Alın arkadaşlar, yani taşıyan buymuş. Neyse, son olarak da Mehmet Demirkol'dan bahsedelim. Mehmet Demirkol'un şöyle bir cümlesi var. Galatasaray'ın şampiyon olması için her şeyin çok iyi durumda olmasına gerek yok. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için her şeyin mükemmel olması gerekiyor. Ciddi bir kültürel fark var, oluştu demiş. Mesela ben size birkaç tane görsel sunayım ve cümleyi tekrar okuyayım. Daha doğrusu cümleleri tekrar okuyayım. Galatasaray'ın şampiyon olması için her şeyin çok iyi durumda olmasına gerek yok. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için her şeyin mükemmel olması gerekiyor. Ciddi bir kültürel fark var. Böyle bir fark oluştu demiş. Yani acaba hani Emre Kılınç gibi o kalitede bir oyuncunun kale boşken ortaya ya da önüne değil de arka direğe doğru vuruş yapmasının hani izahı mümkün mü? Üstüne TFF, FIFA kokartı şunu bunu takan kişilerin yıllardır yaptıkları şeyin izahı mümkün mü? Yani Galatasaray şampiyon olsun diye Muğdatların, Emre Kılınçların olması mümkün mü? Ya bunun izahı nedir? Yani Fenerbahçe'nin başına gelen olaylara bakıyorsun. Yıllarca hep Galatasaray'ın faydalanması tuhaf değil mi? 2006'da Denizli. 2011 Kumpası. 2015 sonu kurşunlanma. 2018 Rize olayları. Bu sezonların hepsinde Galatasaray'ın şampiyon yapılması tuhaf değil mi? Enteresan değil mi? Yani hakikaten de katılıyorum Mehmet Demirkol'a. Ya Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için her şeyin mükemmel olması lazım. Ama Galatasaray'ın şampiyon yapılabilmesi için slaytlar bence yeterli şeyi açıklıyor. Değil mi arkadaşlar? Yani Arif'e tarif gerekmez demişler. Efsanesi Arif Erdem olanlar içinde birçok şeye gerek yok. Derbi için aha şok iddia ortada. Halil Umut mailler atanmış. Fenerbahçe ayarlamış. Siparişi vermiş. Utanmadan bunu Galatasaray TV ekranda söylüyorlar. Ben şunu merak ediyorum. Ben gerçekten şunu merak ediyorum. Televizyonlarda bu kadar rahat hedef gösterilmesinin, bu kadar rahat milleti gaza getirmesinin, galeyana getirilmesinin rütüksel ya da yasal olarak bir karşılığı yok mu ya? Yok biz savaşsa savaş çıkartırız dediler mi? Böyle bir cümleyi bir Galatasaray yöneticisi söyledi. Bak savaşsa savaş. Arkadaşlar kritik kelime bunlar. Bak kritik kelime. Bak ülke seçim arefesinde. Millet pahalılıkla boğuşma derdinde. Şu an yapılan zamlar, mamlar yani her an her şey olabilir. Bu ülkede iktidar değişebilir, iktidar aynı yerinde kalabilir, kurallar değişebilir, kanunlar değişebilir. Yani Allah muhafaza ya birkaç ay önce Taksim'de patlama yaşadı bu ülke insanları. Şu an birçok kişide tedirginlik var, seçim yaklaşıyor, yine olur mu, olmaz mı gibisinden. Yani bu felaket senaryolarını, bu felaket sözcüklerini anlayamıyorum. Nedir bu Galatasaraylıların derdi? Hiç mi bunlara dur diyen yok? Devlet yetkililerimiz
Bunlara hiç mi, sen ne biçim cümle kullanıyorsun? Gerek bu, biz bu ligi bitirtmeyiz. Ya bu nasıl bir cümle? Ya arkadaşlar bak, ne var biliyor musunuz? Şöyle bir şey var. İnsanlarda ekmekle oynama Allahsızlığı oluştu. Ekmekle oynama kitapsızlığı oluştu. Ekmekle oynamaya çalışıp ekmeğinden, canından, kanından, malından, sevdiklerinden oluyor insanlar. Sonra diyor ki Allah'ım ben ne yaptım? Ya ben bir öğretmenim diye, Fenerbahçeliyim diye kin güdenler var. Ulan nasıl bir Allahsızlık sizinki? Nasıl bir kitapsızlık sizinki? Nasıl bir dinsizlik? Ya ben bu ekranlarda öğretmen değilim. Bu ekranlarda Fenerbahçe aşığı, Fenerbahçe'den haber veren, yorumlayan sıradan bir insanım. Ya sıradan bir insan. Erman Toroğlu'nun gerçek mesleği ne? Ya kabzımı aldı değil mi? Öyle diyorsunuz. Bazı hakemlerin gerçek mesleği ne desem? Hocam tango şeyci neydi ya? Bir şeyci, sombacı mıydı? Rumbacı mıydı? Ondan bilmem şeyci çamaşır satıyormuş falan filan dersiniz. Ya ekrana çıktığı anda o hakemdir. Tümer Metin üniversite mezunudur biliyor musunuz arkadaşlar? Üniversite mezunu nadir futbolculardandır. Hatta araştırın bakalım, bölümünü de araştırın. Bak mesela, biliyor muydunuz bu bilgiyi? Yok. Siz Tümer Metin'in futbolculuğunu, yorumculuğunu. Ama bu ekranda ben buyum. Sınıfa girdiğimde ise şu yok üstümde. İçimde her zaman var. Onu çıkaramazlar. Ona bütün dünya gelse çıkaramaz. Ya adam öğretmen diye ekmekten uğraşayım derdine. Ulan hiç mi Allah'ın kitabın yok? Ekmekle uğraşmanın sana nasıl döneceğini bilmiyorsun. Hocam beddua etme başında bulursun. Haklı ettiğin bedduaya bak bakalım nasıl sonuç alıyorsun. O raddeye getirmesinler. Kimse kimsenin hakkını yemesin. Anlatabiliyor muyum? Ben şunu söylüyorum. Ekmeğimle oynamaya çalışan kim varsa beni evlatlarımdan, çocuklarımdan ayırmaya çalışıyordur. Allah da onları evlatlarından ayırırsa ben derim ki hak yerini buldu. Anladınız mı demek istediğimi? Burada da şunu söylüyorum. Yahu hakemsin. Sen insanları belki de kalp krizi geçirip öldüreceksin. Bilemezsin. Ya milyonlarca kişi izliyor maçı. Adam evladından, çoluğundan, çocuğundan ayıracaksın. Orada bir tanesi diyor ki mesela Allah çoluğundan, çocuğundan çıkarsın. Arkadaşım öyle deme, hak yeme. Beddua döner dolaşır seni bulur. Ulan yıllardır yenilen hakkın haddi hesabı yok. Yani yıllardır çalınan şampiyonlukların haddi hesabı yok. Valla ben her şeyi Allah'a havale ediyorum. Rabbim neyi uygun görüyorsa o gelsin herkesin başına. Allah herkesin gönlüne göre versin. Benim en büyük duam da, en büyük bedduam da budur. Bir kişi size kötülük yaptığında da, iyilik yaptığında da aynı şeyi söyleyin. Bakın her duruma uygun bir cümledir. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Malın biri yazmış geçen yoruma. FETÖ bitti, Fenerbahçe de bitti demiş. FETÖ'nün bittiğini nereden biliyorsun kardeşim? FETÖ'nün Türkiye temsilcisi falan mısın? Kardeşim de demiyorum sana. Sen kardeşim falan değilsin. Sen bir içsin. Başka bir şey değilsin senin. İtin önde gidenisin. Eğer FETÖ'cüysen, o elemanıysan. Nereden biliyorsun FETÖ'nün bittiğini? Daha geçenlerde ben alt yazıda gördüm. Bilmem muzdarip askerlerden şu kadar gözaltına alındı FETÖ'den diye. La darbe 2016'da yapıldı. Ben arabayı tam o gün aldım. Biliyorum çünkü. 15 Temmuz 2016. 6,5 sene geçmiş üstünden daha muzdarip askerleri alıyorlarsa demek ki FETÖ METÖ bitmemiş. Siz bittin nereden çıkarıyorsunuz? Hani kulübünüzden falan mesaj mı geliyor FETÖ kesinlikle bitti diye? Nereden alıyorsunuz bu bilgileri? FETÖ bitti, Fenerbahçe bitti diyorsun. Lan geri zekalı. FETÖ bittikten sonra Galatasaray, UEFA Kupası, Avrupa falan filan diyordum. Avrupa'da yalama edildin. 2016'dan sonra çıkar karneni. Çıkar telefonunu. O zaman Galatasaray da bitti. 2016'dan sonra Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta, Avrupa'da çeyrek final göremedi. O zaman bunlar da FETÖ'cüydü de. Öbürü de FETÖ'cüydü. Ya bu nasıl bir mallık? Bu nasıl bir aptallık? Peki ben bir şey soracağım. Bugün hakemlerin hepsi silinse en çok hangi camia iptal şey yapar, sinirlenir? Bütün hakemlerin görevine son verildi. Tertemiz hakem. Avrupa'dan hakem gelecek. Hiçbiri yönetmeyecek. En çok ses kimden çıkıyorsa bütün hakemler o takımlıdır. Anladınız mı? Bir şeyden ekmeğini yendi o takımdır. Vallahi de billahi de tillahi de bugün bütün hakemler iptal edilsin. Tarafsız hakem gelecek denilsin. Bu ekranlarda bas bas bağırırım. Allah'a çok şükür istediğimiz oldu diye. Kaç Galatasaray kanalı bunu yapacak? Kaç Beşiktaş kanalı bunu yapacak? Kaç Trabzon kanalı bunu yapacak? Ben başka bir şey söylemiyorum. Arkadaşlar, bizim ülkede şöyle bir şey var. Çığırtkanlar kendini haklı gösteriyorlar. Kimin sesi daha gür çıkıyorsa o haklı gözüküyor. Sosyal medyada güçlü Fenerbahçe diyorum. Takipleşelim diyorum. Takip edelim diyorum.
Diyorlar ki ya sen abone kasmak için, para kasmak için lan yok o kadar alamayacağım bir para kazandığım yok. O kadar alamayacağım para kazansam zaten öğretmenliği bırakıp burada bu işi yaparım. Ne riske gireceksin, ne uğraşacaksın dersin. Ah görüyorsun adam öğretmenim diye uğraşanlar var ya. Allah'ınızdan bulun varsa. İnanmasanız da bulun Allah'tan. Yani şuramıza getiriyorsunuz bazı şeyleri ya ayıp günah ya. Neyse benim mesajımı aldınız değil mi? Ne demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Yani ne demek istediğimi anladınız. Ha, başımıza gelecekler bunlar. Ha, felaket gelecek mi başımıza? Vallahi hakemin Allah korkusuna bağlı. O gün kimden talimat alacağına bağlı. Türkiye Futbol Federasyonu oyun kuralları kitapçığından talimat alırsa hiçbir sıkıntı yok. Ama şahıslardan, kişilerden, ligi oynatmayız diyenlerden, I love you hocam diyenlerden, başkalarından şundan bundan talimat alırsa vay Fenerbahçe'nin haline. Ben şunu söyleyeyim. Ülke seçime gidecek. Erken seçim de şudur budur. Bence hiçbir karışıklık, karmaşa, kaosun olmasını kimse istemez. O yüzden şu var açıklamasından sonra da artık herhalde hakemler adil yönetecektir diye düşünüyorum. Bakalım başımıza ne gelecek. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sosyal medyada güçlü Fenerbahçe için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.